Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir iki şiş modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar, 4 yumak ipim var. Sarı, mavi, gri ve beyaz kullanacağım. Şöyle mavimizi kenarda bekletiyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Sizin ipinizin kalınlığına göre değişir. Kartopu, baby, o neyi arkadaşlar? Ben 3 numarayla kullanacağım. 3,5'unuz da varsa olabilir. Benim kısa şişim yoktu. Kameranın altına bunlar daha rahat sığdığı için bunları kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle 20 tane ilmek attım arkadaşlar. Siz ne yapacaksanız, yelek yapacaksınız. Tabii ona göre ilmeklerinizi atacaksınız. Şimdi örmeye başlıyorum. Burası düz yüzü. Eğer ipimiz burada sol taraftaysa düz yüzündeyiz. İpten de anlayabilirsiniz. İlk önce şimdi bu sıramızı düz olarak öreceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi çıkardım. Arkaya atıyorum. Şöyle ilmeğimi batıp örüyorum düz olarak. Siz isterseniz parmağınızda sararak, isterseniz boynunuzda sararak hiç fark etmez. İstediğiniz gibi örebilirsiniz düz örgünüzü. Yani düz örgü örmemiz gerekiyor. Bu şekilde düz örgü örerek şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızı bitirdik. Şimdi ters yüzündeyiz. Burası ipimiz bu tarafta ve burası ters yüzümüz oluyor. Hemen ilk ilmeği örmeden aldım. Ters örmeye başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu sırada da ters öreceğiz. İkinci sıramızı ters örüyoruz. Yine dediğim gibi istediğiniz şekilde terslerinizi örebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Bu şekilde ters örerek sıramızı başa gelelim. Şöyle düz örgülerimiz oluşmaya başladı. Yine bir sıra daha düz örgü öreceğiz. Hemen buradan ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak sıramı örüyorum. Bir sıra daha düz örgü örüp başa çıkacağız. Sıramızı başa gelelim. Sıramızı bitirdik. Ters yüzüne döndürüyoruz. Terste bir sıra daha ters öreceğiz. Sıramızı tamamlayacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. Şunu da söyleyebilirdik arkadaşlar. İki sıra ters, iki sıra düz örerim. Ama benim çok yabancı abonem var. Onlar tabii ki dilimizden anlamıyorlar. O yüzden sıralarını göstermek istedim. Şöyle bu sıramızı da ters örerek başa gelelim. Sıramızı bitirdik. Diğer ipimi beyaz ipime bağladım. İlk baştaki ilmeğimi renk geçişi yaparken örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir tane daha düz örüyorum. İki tane burada sarı kısımdan düz olarak ördük. Şöyle açıyorum. Burada ilmeklerimiz var gördüğünüz gibi. İlmeklerin arasındaki iplerimiz. 1, 2. İkinciden batıyorum. İkinciden battım. İpimi atıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve iki tane düz olarak örüyorum. 1, 2. Tekrar buradan birinciyi atlıyorum. İkinciden batıyorum. İkinci kısımdan gördüğünüz gibi. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Tekrar iki tane örüyoruz. 1, 2. Ara kısımdan şöyle. İki ilmeğin arasından bunu boş ve bir alttakinden batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İki tane boş örüyoruz. 1, 2. Ara kısımdan batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 1, 2. Ara boşluktan batıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Son ara boşluktan ilmeğimi çıkardım. İki tane ilmeğimiz var kenarda. Onları da düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Burada da iki tane ile başlamıştık. İkinci sıramıza başlıyorum. İlk baştakini yine örmeden aldım. Şöyle ikinciyi
ters örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örerek örmeyi bitirdim. Bu çıkardığımız ilmeğimiz, şöyle ilmek çıkarmıştık. Bunu örmeden alıyorum. Örmeden şişime geçirdim. Tekrar bu iki taneyi örüyoruz. 1 2 Bunu örmeden aldım. 2 taneyi örüyorum. 1 2 Örmeden alıyorum bunu. Çıkardığımız ilmeğimiz. 2 tane ters örüyoruz. Örmeden çıkardığım ilmek çıkardığımız ilmeği örmeden alıyorum. 2 tane örüyoruz. Örmeden bu çıkardığım ilmeği alıyorum. Tekrar 2 tane örüyoruz. Bunu örmeden şişime geçirdim. Bu sırayı bu şekilde yapıp tamamlayalım. Modelimizin düz yüzündeyiz. Şöyle örmeden aldım. Şu çıkardığımız ilmeğin yanında bir tane ilmek olmalı. Bir tane de burada şöyle 3 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Bu ilmekleri şöyle buradan değildi arkadaşlar, arkadan düz olarak öreceğim. Buradan batıyorum şöyle. İkisini beraber düz olarak örüyorum. İlmeğimi ördüm, ikisini tekini çıkarıyorum. Şu ortadan çıkardığımız ilmeği şişimde bırakıyorum. Tekrar onu, bunu diğer ilmekle beraber bir kere daha örüyorum. Şöyle battım, tekrar örüyorum ve şimdi bırakıyorum ikisini beraber. Şimdi tekrardan yapalım. Bu iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Ördüm. Baştaki, öndeki ilmeğimi çıkarıyorum. Bunu çıkarmadan tekrar diğer ilmekle bunu bir kere daha örüyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. Tekrar bunu diğer ilmekle beraber örüyorum. Hemen birini çıkardım. Çıkardığımız ilmeği şişimde tutuyorum. Bunu diğer arkadaki ilmekle bir kere daha örüyorum. Bir tane daha yapalım beraber. Bu iki ilmeği beraber örüyorum. Çıkardığımız ilmeğimiz ortada olması gerekiyor. Hemen birini bıraktım. Çıkardığımız ilmeğimiz tekrar şişimizde. Arkadaki ilmekle onu bir kere daha örüp ikisini beraber bırakıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örüp başa gelelim. Sıramızı tamamladık. Tekrar ters yüzündeyiz. Bu ters yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örerek tamamlayacağız. Şöyle ters örerek başa geleceğim sıramı. Bütün hepsini ters örüyoruz. Ters örerek şöyle başa gelelim. Sarıyla ördük. 4 sıramızı tamamlamış olduk. Tekrar beyaza geçiyoruz. Ben ana renk olarak beyazı her bir rengin arasında kullanacağım. Siz isterseniz tek iki renkle de yapabilirsiniz. Renk geçişi olduğu için baştakini ördüm. Düz olarak ördüm. Buradan 3 tane düz olarak örüyorum. Modelimizi bir sıra kaydıracağız. Bir tane kaydırıyoruz. Ondan sonra modelimizi kuruyoruz. Şöyle sarıda 2 tane örüp 3. kısımda kurmuştuk. Şimdi 3 tane ördükten sonra modelimizi kuruyoruz. Şu aradaki 1 2 zaten yerlerimiz belli gördüğünüz gibi. Buradan batıyorum. Hemen ilmeğimi çıkardım. İlmeğimi çıkardım. 2 tane örüyorum. Sadece kenarda 3 tane örüyoruz. Yine ara kısımlar 2 tane oluyor. 2 tane ördük. Zaten yerimiz belli gördüğünüz gibi. 1 2 İkinciden batıyorum ve ilmeğimi çıkardım. Tekrar örüyorum. 1 2 Tekrar ara kısımdan batıyorum. Birinci değil, ikinciden batıyoruz ve ilmeğimi çıkardım. 2 tane örüyoruz.
Tekrar ilmek çıkarıp sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı bitirdik. Tekrar ters yüzündeyiz. Beyaz sırasını. Örmeden aldım. 3 tane örüyoruz. Baştaki örmediğimizi aldığımızla beraber 2 3. 3 tane örmüş olduk burada. Şöyle bir tık daha yakınlaştıracağım. Bu çıkardığımız ilmeği örmeden alıyorum. Onu örmeden diğer şişime geçirdim. Tekrar 3 tane, 2 tane örüyoruz. Pardon. 2 tane ilmeğimi ördüm. Çıkardığım ilmeği örmeden şişime geçirdim. Tekrar 2 tane örüyorum. Çıkardığımız ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde sıramızı başa gelelim. Sıramızı bitirdik. Düz yüzüne geldik. Yine örmeden alıyorum. Şu ilmeğimizi örüyoruz. 3 tane olduğu için kenarda 2 tanesini örüyoruz. Şöyle üçlü üçlü gruplarımız olması gerekiyor ilmeklerimizde. Şöyle. Şimdi bunları bu sefer şöyle arkadan düz örüyorum ben. Bu şekilde daha güzel oluyor modelimiz. Önden alınca ilmeklerimiz ters dönüyor. Baştaki ilmeği bırakıyorum. Biri çıkardığımız ilmeği şişte bırakıyorum. Tekrar batıyorum. Bunu tekrar örüyorum. Ve ikisini beraber bıraktım. Bir tane daha yapalım buradan. Hemen şöyle çıkardığımız ilmekle baştaki ilmeği beraber örüyorum. Beraber ördüm. Baştaki ilmeğimi çıkarıyorum. Alttan çıkardığımız ilmeği şişimde bırakıyorum. Hemen ikisini beraber örerek ikisini de bırakıyorum. Bu şekilde sıramızı yapıp tamamlayalım. Şöyle ikisini beraber çıkarttık diyelim. Hemen şöyle arkadaşlar, bunu geri alın. Yani ikisi çıktı diye hemen kaçma yapmaz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi sıramı tamamlayayım. Sıramı bitirdim. Hemen döndürüyorum. Ve ters yüzündeyiz. Terste bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk baştakini örmeden aldım. Şöyle hemen örmeye başlıyorum. Ters örüyorum. Buradaki bütün ilmeklerimizi ters örerek başa geleceğiz. Şöyle netleyelim. Ters örerek başa gelelim sıramızı. Beyaz sıramızı da bitirdik. Şimdi griye geçiş yapıyorum. Siz tabi tek renkte devam edecekseniz hemen sarıyla devam edeceksiniz. İlk baştaki renk değişikliği yaptığım için ilk baştakini örüyorum. Tekrar 2 tane ilmekle başlayacağız modelimize. Sarı da nasıl yaptıysak. Sarıda 2 başladık. Beyazda 3 ilmekle başlamıştık. Şimdi 2 ilmekle başlıyoruz. Buradaki 1, 2. 2'den tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. 2 tane örüyorum. 2 örüp 2, 1 tane ilmek çıkaracağız. Yerlerimiz zaten belli gördüğünüz gibi. İlmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 2 tane örüyoruz. 1, 2. Tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Videomuzu boş yere uzatıp sizin de değerli vaktinizi almayayım. Şöyle büyük bir parçada ben tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Büyük bir parça ben yapıp tamamladım. Sizin için nasıl göründüğünü görün diye. Bundan çok güzel erkekler için böyle kahverengi beyaz yaparsanız çok güzel süveter yapabilirsiniz. Kızlar için arkadaşlar pembe, koyu pembe ve açık pembe olarak çalışabilirsiniz. Ben biraz daha renkli olsun diye böyle renk renk çalıştım. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.